Selam millet, dedi oyunlarda. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Evet, karşımızda Dalai Lama'yı gördüğünüzde raft oyununda olduğumuzu kesinlikle anlayabilirsiniz. Dalai Lama etrafta geziyorsa belli ki biz raft oynuyoruz demektir. Şurada da bıdık mı, gıdak mı? Senin adın ne bakayım? Bana bir şey göster. Gıdak galiba. Otların arasında onu biraz zor okuyorum ama evet, gıdak. Gidak, gıdak gibi bir şey yazmışım. O yüzden yanlış olmuş, adı çıkmamış her zamanki gibi. Kardeşlerim, hemen bir hatırlatmak gerekirse biliyorsunuz raft oyununda hali hazırda var olan güncellemelerle yapılabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Her şeyi yapmıştık. Gemimizin tamamı demirle kaplıydı. Raft bilmeyen kardeşlerim için hurdalar toplayıp tek bir tane böyle kare parçası karenin üzerinde bir tanecik tahta parçasının üzerinde başlayıp denize şöyle çengeller atarak şu vaziyette malları topladığımız bir oyundu. Sonra zaman içinde malları biz toplamayalım diye böyle malları toplayacak olan şu tarz onları tutacak şeyler yapıyorsunuz. Sonra ben de çok yukarıdan, iyice yukarılardan bakmak gerekirse siz kardeşlerime şöyle göstereyim. Şöyle suyun içine girip çıkayım. Köpek balığı da zaten beni bekliyordur suya girmem için. Artık suya girmem gerekmediği için pek böyle şeyler yapmıyorum. Köpek balığı da çok üzülüyor. Beni yiyemiyor çünkü. Şöyle çıkalım bakalım kara parçasına. Normalde tamamen sularla çevrili, sular altında kalmış bir dünyada oynuyoruz ama şöyle yukarıdan göstermek gerekirse benim Deniz Tarağı isimli gemimle, evet bu geminin ön kısmı özel bir dizayn, ön taraftan gelen bütün böyle süprüntüleri yakalamak için üçgen olarak dizayn edildi. Ön tarafında depolar var, arka tarafında efendim motoru var, kaptan köşkü var, varoğlu var. İçinde hali hazırdaki bu güncellemelerle bize oyunun izin verdiği her şey var yapabileceğimiz. Efendim su arıtma cihazlarımız var, su depolarımız var. Ondan sonra akülerimiz var. Aküleri doldurabildiğimiz bir mekanizmamız var. Gıdalardan elde edip bu benzin deposunun içine doldurabildiğimiz bir şey var. Biofuel elde ettiğimiz bir yer var. Bakın biofuelimiz de var. Biofuelimiz nerede? Biofuelimiz burada. İki tane biofuel alayım mesela ben böyle. Bunlar benim sandığımın, ha benim eklentilerle açtığım şeylerdi bunlar, evet. Bunları açtığım için ben inventory, leather body armor, protects upper body demiş. Plentiful extension inventory. Şuraları bu açmış demek ki. Bu kadar ekstra yerim varmış benim. Ama bu arada çok hızlı bir şekilde gece oldu. İlginç. Gerçekten ilginç. Şuradan mesela çapamı ben bir çekeyim. Çapayı çekersem ne olacak çok merak ediyorum. Bakın köpek balığımız var devamlı bize saldıran. Dediğim gibi her yer metal olduğu için saldıramıyor. Çok yazık bir şey oluyor yani. Bait ankoru aldım. Bait ankoru alırsam acaba nereye doğru gideceğiz? Adaya doğru mu gitmeye çalışıyorum? Evet, adaya doğru gitmeye çalışıyorum. Neden böyle? Çünkü benim yelkenim var. Yelkenim yüzünden o yönde gidiyorum ben. O zaman ben şöyle yapıp da böyle çevirsem geri gider miyim? Bilmiyorum, tartışılır. Rüzgar ne yöndeymiş? Rüzgarımıza bakalım. Gerçi biz rüzgarı görmemiz lazım ki ona göre aslında yönümüzü belirleyebiliriz. Heh, şuradan ineceğim. Hemen rüzgara bakalım. Rüzgar şöyle çaprazdan esiyormuş. Vallahi tam da oraya doğru esiyor aslında. Şöyle mükemmel hamağımızda yattım. Bir kaptanın gemisinde olmasını isteyeceği şey, bakın yatak burada, dümen burada, motor burada, kaç gündür hayatta kaldığım burada, sandalyem burada, sandığım burada, ızgaram burada. Daha ne isteyebilirim? Her şey elimizin altında. Anında yiyebiliriz, anında içebiliriz. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Şuradan hatta ben biofuel'i koymadım değil mi? Burası benim boya üreten yerimdi. Şimdi hatırladım, evet. Boya üreten mekan da orası. İki tane biofuel koydum. Ağzına kadar doldu. Evet, biofuel'i şimdi doldurdum. Akü doldurma yerimiz de gayet güzel. Oyuna yakın zamanda bir güncelleme gelecekmiş kardeşlerim. Bununla alakalı bir haber okudum. Yani çok yakında oyunumuza bir güncelleme gelecek. Bu bir oksa eğer, ben onu niye oraya koymuşum acaba? Çok merak ettim. Metal Spear. Bunlar ne? Metal Arrow. Metal Arrow'un orada durmaması gerekiyor. Aynen, Metal Spear'ın burada durması gerekiyor. Bizim şişemizi alıp buradan doldurmamız lazım. Aynen öyle. Doldurduk. Gayet güzel. Bilmiyorum su seviyesi hiç düştü mü? Bitti mi su? Ben buradan kullanıyorum ama sanki su seviyesi düştü. Ha, su seviyesi şimdi düştü. Şuradan hemen yavrum bataryayı niye alıyorsun ya? O tam çıldırılmışlıklar yaşanıyor burada. Şimdi ben bu bataryayı şöyle bir koyayım öncelikli olarak. Ha, otomatik olarak üzerine batarya koyduğumuzda çalışıyor bu değil mi?
Mükemmel. Ondan sonra şuradan tekrar bir geleyim. Sağlam bir batarya alayım. Bizim su ünitesine yapıştırayım. Fıtır 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 fıtır. O da çalışmaya başladı. O da otomatik çalışıyormuş. Çalışmadığında bu bataryayı bitirmiyor diye tahmin ediyorum ben. Herhalde bitirmiyordur çalışmadığında. Çok miktarda balım olmuş benim. Balı bir alalım. Yanılmıyorsam burada da şey yapıyordu. Evet. Buradan da biz biofuel'i böyle elde ediyorduk. Şuna bal koyuyorduk. Hani. Ha hani biz bir şekilde yapıyorduk değil mi? Hani biz craft ediyorduk. Pardon. Hani biz nasıl craft ediyorduk? Honeycomb ve glass'tan yapılıyormuş. Biraz garip değil mi ya o? Honeycomb ve glass. Neyse eleştirmemek lazım yani. Şöyle bir gelelim. Vardır bizim glass'ımızda. Craft, craft, craft diyelim şöyle. Hatta bir tane daha honeycomb alalım. Bu böyle olmaz. Craft dedim. Tamam, şimdi geri bırakalım onu. Şöyle. Yavrum şimdi benim hanim var. Çiğ yemek mi istiyorsun sen? Poison Pufferfish diye bir şey var. Poison Pufferfish galiba çok ciddi bir şey dolduruyor. Evet, ağzına kadar doldurdu. Helal olsun. Poison Pufferfish abi ağzına kadar dolduruyormuş bunu. Ağzına kadar doldurdu o da. Şuradaki malzemeleri almak istemiyorum artık. Çünkü o malzemeleri alırsam sonsuz tane şey gelecek ve benim inventörlerimi biraz önce kontrol ettim de ben şöyle. Sonsuzluğa kadar dolu yani her şey. Şöyle bir bakayım. Tahtayla ne yapabiliyoruz tam olarak? Bunun için plastik ve plank gerekiyormuş sadece. Aslında biz şu alt tarafı sabit tutarak, yani alt tarafı koruyarak, bozmayarak üst taraflardan kolonlarla, bir şeylerle, şunla mesela bak, şurasıyla, burasıyla bunları birleştirerek çılgınca yapılar yapmaya devam edebiliriz. Böylece hem köpek balığına saldıramadığı alt tarafından az bir noktaya temas eden hem de gayet büyük bir yerler yapmış oluruz. Aa, karşıda bir ada gördüm. Onu da gidip ziyaret edeceğim. Hemen karar verdim buna. Şöyle gidiyorum o yüzden. Şöyle gidiyorum hatta. Müthiş. Peki ben dümenim şöyle dursa da, yelkenim tam düz dursa da, dümene geçsem, dümenle gitsem olmuyor mu? Olmaz mı? Tabii ki oluyor. Neden olmasın? Ama rüzgardan dolayı yana çekiyorum. Yana yana çekerek gidiyorum. Hafif hafif dönüyorum sanki. Çok garip bir yerden geçiyoruz ha. Burası sığ, sonra tekrar derinleşiyor. Allah Allah. Dur bakayım, ben dediğim gibi rüzgardan yana gidiyorum. Yana gitmeyeyim ben. Şöyle gideyim biraz daha. Ondan sonra tekrar normal alayım dümeni. Ondan sonra bindiriyorum. Şu anda bindirdim. Ankoru sal. Saldım ankoru. Ankoru saldım. Palam da elimde. Ankorum da hazır. Sahilden biraz uzağa düşmüşüz. Köpek balığı zaten bizi ısırmak için. Bak 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 bak. Sanki adam bana şey der gibi. 6 aydır zaten oyunu oynamıyorsun. Suya da hiç girmiyorsun der gibi, böyle suya girer girmez atladı. Uzaklaşıyorum değil mi? Tabii ki uzaklaşıyorum. Tabii ki uzaklaşıyorum. Aa, yine uzaklaşıyorum. Peki, kızma, bağırma bana. Sinirlenmene gerek yok. Vallahi çıktı. Pick up. Hepsini aldım. Bu kadar mıydı? Ha. Böyleymiş bu seferki. Bu seferki de böyleymiş abi. Birdenbire bize malzemeleri verdi. Net malzeme çalıştı. Yani öyle sandık mandık çıkarmadı. Yormadı bizi. Kırmızı çiçek. Efendim, mavi çiçek. Yeni güncellemenin ne olacağını bilmiyorum ama güncellemenin direkt olarak şey olduğunu yazmışlar. İşte senaryo güncellemesi. Dördüncü bölüm kaldığı yerden devam edecek. Ben de şöyle bir dönüp oyuna, acaba bizim karakterimiz ne durumda, bıraktığımız şeyler duruyor mu diye bakmak istedim.
Sonra bir anda gemimizi görünce nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum kardeşlerim bir bilseniz. Dedim ki işte bu be. İşte bizim gemimiz buydu yani. Bak iki tarafında martılara yuvası olan, üzerinde hayvan besleyen, kendi ekolojik dengesini sağlayan bir gemi. Sanki Nuh'un gemisi. Deniz tarağı. Bunu da keserim şimdi ama hiç kesmek istemiyorum. Kıyamadım ona. Vallahi ona bir zararım dokunsun istemedim. Kıyamadım. Şuradan ikinci kata doğru düşerek ama inmeyip birinci kata giderek yolculuğuma devam ediyorum. Sen bittin değil mi? Bitirdin yani. Ha, şöyle yapalım. Hani de koyalım. Biofuel'i de alalım. Biofuel'i de şöyle bırakalım. Her zamanki bizim zaten hanimiz de varmış burada. Çiğ balık dediği şey bize biraz sıkıntı olacak. O zaman birazcık şuradan çiğ balık alalım. Vardır diye düşünüyorum. Çiğ balık raw makarel. Yarısını alayım ben raw makarelin. Şunun da yarısını alayım diyeceğim de üstün başım malzeme doldu. Ne olacak şimdi ya? Neyse ben şunları bir bırakayım. Herhalde bunları bırakabilirim diye düşünüyorum. Oo, o kadar da şey değilmiş, kolay değilmiş yani onları bırakabilmek. Şimdi fark ettim de. Neyse yine hani kötünün iyisi yaptık yani bir şekilde. Arkadaşım, ha. Bir yerde olması lazım bunlar. Bak bunu da demin bir yerde gördüm. Evet, burada görmüşüm. Şunu da ben bir yiyeyim ya. Bir canım karpuz çekti. Oh. Böpürdenek yedim valla. Hiçbir şey de kalmadı. Kabuğuna kadar yedim karpuzu. Demek ki böyle. Biz de böyle yani. Acıktığımız zaman karpuzu kabuğuyla yiyoruz. Bunu da şöyle bir bırakalım. Keçimiz mää diye bağırıyor. Çok merak ettim. Şunu alırsam ne olacak? Oo. Bunu alırsam oo. Gerçi soğan hani gıdadır bir şeydir belki. Dur burada değil ya. Ha, gıdalar buradaydı. Evet gıdadır nihayetinde. Onu da depoladık. Bizim bu oyunda hiçbir şey farmlamadan 100 yıl oynayacak kadar malzememiz varmış. Şu anda onu fark ettim. Yani çok temiz şey yaparız. Hiçbir şey farmlamadan uzun bir süre oynarız oyunu. Mesela yapraklardan şöyle kullanabilirmişim. Şimdi şey kurtulabilirmişim. Şimdi fark ettim. Kurtuldum da. Tamam bak bir sürü ipimiz oldu. Taştan kurtulamıyorum. Planklerden kurtulmak istemiyorum. Neden kurtulayım planklerden? Taşımı da şöyle koydum. Ama yani fazlalıksa plankleri kullanabiliriz. Öyle de bir seçenek var elimizde. Eğer fazlaysa kullanacaksın abi. Ben bu şeyi çekiyorum çapayı. Çapayı çekiyorum. Rüzgar da yandan esiyor. O yüzden ben şöyle gemimi de çeviriyorum. Birazcık şey yapacağım. Şöyle bir geri alacağım. Ha, ileri alacağım. Şunu da durduracağım. Ha, şimdi geminin burnunu da düzelttikten sonra bir bakayım. Rüzgara doğru gidiyorum değil mi ben? Rüzgarın oğlu. Hayır, rüzgara doğru gitmiyorum. Şöyle gidersem biraz o hayır olmayacak yine olmayacak çok affedersiniz. Şöyle gitmem lazım. Dön 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 dön. Bayrak düzlendi mi? Düzlendi bayrak. Tamam. Topla. Bakalım. Düzlenmemiş bayrak. Bu sefer de çok yamuk gitmeye başlamışım. Bu sefer de böyle gitmem lazım biraz. Yanlış yöne çektim tamamen aracı. Şimdi doğru yöne çekiyorum. Ya benim bayrağı biraz böyle üzerime doğru sallanıyor gibi görmem lazım sanki ya. Mükemmel oldu yani. Tamam. 10 numara şaheser oldu. Daha fazla kurcalamaya gerek yok bunu. Empty battery mi? Bunların bataryaları da ne çabuk bitiyor arkadaş. Ocağıma incir ağacı dikeceksiniz yani siz. Bu böyle olmaz. Bak biofueller gidiyor. Biofueller fıtır fıtır gidiyor siz böyle yaptığınız zaman. Al bakayım sana da bir tane bateri vereyim. Al sana bateri. Senin baterin ne durumda? Fena değil tamam. Bu oyunda ihtiyaçlar hiç bitmiyor ya. Yani o kadar hızlı yiyor, içiyor, bitiriyor, yiyor, içiyor, bitiriyor sıradan başlıyor ki. Yani bayağı bir bırakmak gerekti evet. Şimdi şunu böyle bırakalım, bununla bırakalım.
Bunu da geri bırakalım. Demek ki buradan yapıp yapıp böyle geri bırakmak lazım. En güzel stil, en güzel metot. Aha. Şöyle okyanusa doğru bir yemeğimi yiyeyim. Bir tık batarya üzerimde mi benim? Yok, bataryayı da bırakmışız. Şimdi bakabilirim haritama. Update required diyor. Update istiyorsun. Şöyle bir update. Şöyle bir update. Böyle bir update. Peki. 952 diye ne var acaba ya orada? Çok merak ettim ben. 952 nedir? Bizim bu şeylerin yazdığı yer neresiydi ya? Adreslerin falan yazdığı yer. Bizim bir kitabımız, bir defterimiz vardı. Ha, bu. Notebook T, Mechanical Part, Decoder, Wildberries, Tagora Key Card, Tape. 0397, 0800, 8772, 7934, 565, 21, 05, 2994. Varuna Point. Ha, third chapter'la gelecek diyor. 2994'de o yüzden update required diyor. Tamam. Update geldiği zaman bu adrese gidecekmişiz. O adresi bile hazırlamışım ben. Gerçekten güzel bir oyun. Biraz şöyle baktım da hatırladım tekrar. Keko ne haber? Güzel bir oyun ama her zaman da şu korkuyu içimde yaşatan bir oyun bu. Hani böyle gemimizin artık işte motoru var, yelkeni var. Cayır cayır gidiyor yani hiçbir sıkıntısı yok falan. Yanlışlıkla şu gemiden düşsek. Ne kadar güzel olur var ya. Mükemmel olur. Gemiden düşsek geminin arkasından yaşlı gözlerle bakarız. Gerçi her tarafına da ipler koydum böyle düşmek de kolay değil gemiden. Yani onu da maksimum zorlaştırmaya çalışmışsın zaten elinden geldiğince ama. Ha, bunlar dolmuş daha fazla yakalamıyor. Bir şey söyleyeyim, bizim daha fazla sandığa ihtiyacımız var. Vallahi daha fazla sandığa ihtiyacımız var bizim. Şimdi ben şuradan ne yapabiliyorum? Sandık böyle yapılabilen bir şey mi? Repair. Hayır, 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 hayır. Bir saniye şimdi san... Vallahi boşa gidiyor her şey. Bu geminin kapasitesini dikkatine çıkarmamız lazım. O zaman sandığı biz şöyle yapıyoruz. Evet, storage da bu neymiş abi? Large storage. Storage, large storage. A lot of item. Hinge ve titanium ingot. Hinge ve titanium ingot vardır bende ama gerçi titanium ingot da kolay değil toplaması ha. Yani ona kullanmak titanium ingotu, titanium ingot. Ama niye yapmayalım? O da tabii bir soru düşündüm şimdi. Craft yani. Yaptım gitti. Hinci de böyle bir bıraktım. Bunun için neye ihtiyacımız var? Scrap, rope, hince. Yine hince ihtiyacımız var. Şuradan daha buna yine bir bırakalım buraya. Rope, scrap demiş. Rope. Onu da bıraktım. Scrap neredeydi? Şey yapma, beni uğraştırma. Ha, scrap. Craft, 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 craft. Plank mi bitti? Bak şimdi duygulandım işte. Rope mu bitti? Bir daha duygulandım. Scrap mı bitti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye yapmam lazım. Ama neyse hadi yapmayayım bunları. Bak şimdi şu tahtaları geri bırakalım. Zaten yaprağı biz yeterince kullanamadık ama şöyle iki tane alalım. Şunu geri bırakalım. Buradan bir ip diyelim. İp. İp kullandık ya. Onu geri bırakmış oluruz böylece. Seni de geri bıraktım. İpi de geri bıraktım. Yani malzemeler boşa gidiyor. Ben bunu gördüm mü? Dayanamam ya. Vallahi dayanamam. Evet. Bu ne yapar abi? Dev dolap. Büyük dolap. Peki. Bir kere büyük dolabı şuraya koyabilirim. Bak büyük bir dolap. Durur böyle. Büyük büyük orada. Ha, duramazmış. Çok bu büyük dolap bayağı büyük bir dolapmış gerçekten. Sığıyor aslında. Bir yerlere sığabiliyor. Belki oraya da sığabilir o zaman. Ben buna bir cancel diyeyim. Yok, ben şuna bir cancel diyeyim. Buna da bir cancel diyeyim. Bunun içinde ne var abi? Hiçbir şey yok. O zaman bunu ben alamıyor muyum? Almak diye bir şey yok mu eşyaları? Bizde eşyalar kırılıyor mu? Alınmıyor mu? Peki. Ha. Remove dersem remove edebiliyormuşum. Evet. Aldım mı gerçekten onu şimdi ben? Bilmiyorum. 2 yazıyor burada.
Herhalde aldık. Şimdi bu dolabı bir getirelim. R'ye basıp döndürelim. Belki arkaya ip koymamıza gerek kalmaz eğer şey yaparsak ama araya sığdığından emin olmak istiyorum sadece. Mesela şuna gelip o ipi de kırabilirim. Şunu da remove diyeyim o zaman ben bir. İpi kırmayayım bir saniye. İpi kırmak kolay olan yani. İpi kırmayalım şimdi biz ipi. Bu araya sen sığmıyor musun? Vallahi sığmıyor. Böyle koyarsak sığıyor. Ha, şimdi oldu. O zaman yavrum biz boşuna yapmışız deminden beri yaptıklarımızı. Bunu böyle bırakalım. Ondan sonra sandalyeyi şöyle alalım. Sandalyeyi de bırakalım. Gayet güzel. Otur sandalyeye. Buradan da şeyi kullanabiliyorum bunu. Tamam. Kalk sandalyeden. Seni de kapatıyorum çünkü boşuna elektrik harcıyorsun. Bitme yani sen. Bitmenin bir manası yok. Boş yere seni bitirmeyelim. O zaman şimdi şuraya gelelim. Bakalım bu dolabı böyle koyabiliyor muyuz? Dolabı böyle koyabiliyoruz. Hem de gayet güzel koyabiliyoruz böyle. Bıraktım. Kaç tane? Çok tane şey koyabiliyoruz içine. Şaheser. Tek kelimeyle şaheser. Yanından doğru gelip kullansak aslında yeter gibi bize. Mesela en çok ne varmış? Oradan garip bir şeyler geliyor böyle. Erzak sandığı gibi. Açtım. Yine bizim en çok alacağımız şey tahtadır büyük ihtimalle. Bak tahtaları buraya koyayım. Ben şöyle yapayım. Plastikten biz ne elde ediyormuşuz? Nail, wet brick, bolt, bilmem ne, circuit board. Plastikten yapılıyor. Batarya plastikten yapılıyor. Hani de plastik yok. Yemeklerle alakalı su plastikten yapılıyor. Bunlar da plastik hep kullanılmış ama ondan sonra bir daha da kullanılmayacağı için bitmiş. Şimdi bunlar da yapılsa da bunlar da tek seferlik şeyler. Öyle çok çok kullanacak şeyler değil. Plastik kolay kolay harcanmıyor. O yüzden anladığım kadarıyla sapıtmış plastik miktarı. Aslında evet dediğim gibi yani öyle hiçbir şey sonsuz değil, hiçbir şey bitmeyecek gibi değil burada ama kolay kolay bitecek gibi de değil. Aracımızı çok iyi dizayn etmişiz. Lanet olsun ki araç çok iyi dizayn edilmiş. O yüzden bir şeyleri bitirmek sanat. Burada bu malzemeleri bitirebilmek tek kelimeyle sanat. Bir tahta da şuraya atıp üzerine bu sandıkları dizebilirim gibi görünüyor. Bilmiyorum. Bakalım yapabiliyor muyum? Denemekten zarar gelmez. Wooden wall diyelim. Şöyle bir wooden wall diyelim. Bak buraya wooden wall atılıyor. Buraya da wooden wall atılıyor. Koydum wooden wall'u. Koyduysam wooden wall'u. O zaman üzerine koydum sandıkları. Vallahi koyuyorum sandıkları. Ciddi anlamda koyuyorum yani sandıkları. A1. A2. Güzel oldu. Bu güncelleme gerçekten güzel oldu. Geminin buna ihtiyacı vardı. 3. Birazcık yamuk olmuş sandıklar ama canımız sağ olsun. Yani önemli değil. Önemli olan işlevselliği. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Şurada ne var? Yapraklar var. Burada da o zaman yapraklar olacak. Burada ne var? Plastikler var. Burada da o zaman plastikler olacak. Burada ne var? Tahta. Burada da o zaman tahta olacak dedik. Zaten tahtalar doldu. Daha fazla tahta olamıyor. Burayı ikilediğimize göre şuraya da ikileyebileceğimizi buradan anlamış oluyoruz. Hemen gelelim şöyle. Buraya da bir tane wall diyelim. İşte buraya da wall'u bıraktık. Vallahi buraya da sandığı bırakıyoruz. Mükemmel oldu. Tek kelimeyle mükemmel oldu. Böyle bir şey yapabileceğimi mi bilmiyordum önceden? Bu kadar sandık ihtiyacım mı yoktu? Anlamadım. Niye böyle bir şey yapmamışım ki ben? Baksanıza. Cihaz bir nefeste bütün dünyayı topluyor.
Bu arada koca gemide açlıktan susuzluktan öleceğim yani bu kadar imkanın arasında. Yalnız bu gıdaları ben şey yapmazsam yenileriyle refresh etmezsem çok hızlı bir şekilde her şeyi bitiririz biz. Vallahi bitti. Paldır küldür bitti yani. Büyük bir ada var şurada. Rüzgar ne yönde? Rüzgar hala ardımızdan esiyor. Büyük adaya gitmek hiç karlı değil. Böyle çok daha kolay gideriz. Bu işlemleri devamlı tekrar etmek asıl burada yorucu olan. Bitiyorsunuz yani aynı şeyleri tekrar yaparak. Bak storage oraya tahta atmışız. Mesela tahtalar için burayı kullanacağım artık. Buraya sadece tahta atacağım. En çok tahta geliyor demek ki bize. Buradan da bunu anlayabiliriz. Oo bizim silahlarımızın bile yedekleri var. Bir sürü farklı yemeğimiz de var. Zaten sütümüz ve yumurtamız da var. Almasam bile her ne kadar. Almıyor da olsam aslında sütümüz ve yumurtamız var. Piyanomuz var. Piyanoyu bir yere koyabiliriz kendimize. Güzel bir oda yaparsak eğer. Ben şu arada böyle bir yapı olmasın istiyorum ama yani o yaparım da o yapıyı. Allah, nereye düştüm ben? Aradan maradan gidiyordum az kalsın ha. Hemen bir göz atalım adaya. Üzerine dedektörle bakmaktan zarar gelmez. Şöyle bir bindireyim adaya. Çok da şey yapmamıza gerek yok. Zaten sığmış adanın olduğu yer. Tabii yine de şöyle mızrağımı alayım ben. Köpek balığı. Aa hayretler içindeyim. Hemen nasıl ardımda bitmedim benim ya? Ben aslında zaten oradaydım diye. Her adada var galiba bir define ya. Dürülüt, dürülüt. Dürülünüz. Evet. Umduğumuz gibi olmayabiliyor ama evet her adada var. Umduğumuz gibi olmayabiliyor derken demir çıktı yani daha ne olsun. Demir bizim bulup bulabileceğimiz, arayacağımız en güçlü şey. Titanyum var gerçi de. Hop. Köpek balığı için çok üzgünüm. Yine hevesi kursağında kaldı. Ya ben buraya bak koymuşum. Yabani domuzu öldürmüşüm. Ayıyı öldürmüşüm. Bir kuş gibi bir şeyler vardı. Onları avlamışım ben. Bu saatten sonra köpek balığından mı korkarım ama işte. Yani alışkanlık bizimki de. Vay köpek balığı öyle köpek balığı böyle bir şeyler anlatıp duruyoruz. Yoksa yani bize vız gelir. Biraz şöyle dönmemiz lazım zaten. Ama tabii yine aynı hareketi bir yapayım ben. Geri basalım. Yine bir ileri basalım. Sonra burnumuzu düzeltelim. Şu anda çalışmıyor değil mi? Ben biraz önce neyi yanlış yaptım peki? Şunu çektiğim zaman ha. Bu yönü belirliyor, anladım. Tamam, şimdi oldu. Ben on-off yapıyormuşum onu. Bir yandan öbür kolu çekiyormuşum. Aslında yön dediğim şey on-off'muş, on-off dediğim şey yönmüş. Tam tersiymiş, o yüzden olmuyormuş. Ana, baya baya bitmiş pil. Neden o pil o kadar çabuk bitiyor ya? Ben anlayamadım. Ben seni çok seviyordum. Sen neden bana böyle yaptın? Neyse burada canavar gibi şey var.
pil doldurma merkezimiz var. Çok da umurumuzda olmaz ama. Sen de durmasın. Sen iyisin ya. Sağlam pili şöyle bırakalım. Kalite pili. Şu makareliğini alalım. Bal zaten üzerimizdeymiş. Makarelle ya da salmonla her neyse. Hepsini birbirine karıştırdım. Salmonlar, makareller. Aa, bunu da bıraktım. Balı da bıraktım. Şimdi şurada ben bir paket mi almışım? Decoration package almışım. Decoration package ne? Decoration package'ı buraya mı koyuyorduk biz yoksa? Niye research edemiyorum? Ha. Peki böyle açıp onu koysam. Ha, açıyormuşum. Açtım açtım açtım. Pırt 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 pırt. Painting öğrendin dedi. Painting. Decoration'da. Decorations'da rocks, flowers, calendar, sign, painting. Önceden yok muydu bu? Allah Allah. Yoktu herhalde. Ben şu tabloları kendim satın aldım diye biliyorum adadan. Demek ki önceden yokmuş öyle bir şey. Kardeşlerim, bence çok yararlı oldu. Güncellemesi çıktığı zaman zaten oyunu oynayacağız yani, illaki biliyorsunuz. Böyle bir şey yapmadan önce burada sizlerle birlikte ufak bir tane daha hazırlık yapmış olduk. Eksiklerimizi gördük. Birer tane daha sandık yaparsak eğer iyi olur diye karar kıldık. Kıldığımız kararı hayata geçirdik. Bakın, titanyumumuzu da şöyle geri bırakalım. Metalimiz gelmiş galiba, bu metal oranında. Ha, artık gereksiz yere malzeme üretmek zorunda değiliz. Sadece üzerimizdeki malzemeleri koyacak yerimiz yok diye. Şuraya bir tane daha sandık hemen bırakalım. Ki karşı tarafa da aynısını yapabiliriz bu arada. Burayı bu şekilde doldurduk ya, şuraya da bir tane atıp aynısından yapabiliriz. Bak diyorum yani, hani şey yapmak lazım. Çekinmemek lazım böyle şeyleri yaparken. Burada ip var diye olmuyor ama ip var diye yapmıyor olman böyle bir ipten sebeplerle bize böyle yamuk yamuk yapmazsın sen. Şurada boşluk varsa bir büyük sandık da oraya koyabilirim. Vallahi var. Bir büyük sandık da oraya koyduğum zaman var ya, bu iş tamamdır. Bir büyük sandık da öyle koydum mu biz artık değil, bu oyunun bir senaryosu daha çıkarsa bitirecek. 500 senaryosu daha çıksa bitirecek kadar malzememiz olur. Şu küçücük geminin içine bence daha da fazla bir şey koyulamaz. Abi sen neler neler yapıyorsun böyle. Habire bir şeyler buluyor bana. Fireplace. Fire basket. Fire basket buldu bana. Fireplace buldu. Bunların ne olduğuna bakmak istiyor insan. Şöyle bakarsak eğer decoration'da fireplace, warm and cozy. Fire basket, fireplace'i vallahi koymak istedim ya. Şuraya arkama bir tane koyaydım iyi olur. Fıtı 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 oradan doğru ısıyı alırdık. Oo, büyük bir ada. Büyük bir ada var karşımızda gerçekten. Kardeşlerim, bir dahaki güncellemeye kadar maalesef bekleyeceğiz ya. Gördüğünüz gibi yine köpek balığımız var. Bizi ısıramıyor, bir şey yapamıyor ama orada takılıyor. Sudaki diğer canlılarımız var ama gidecek bir yönümüz yok. Çünkü bize diyor ki oyun yakın ama bu güncelleme de yakın. Çok yakında çıkaracağını söylemiş firma yetkilileri. Biz de onlara güveniyoruz. Sevdiğimiz arkadaşlarımız bu firma yetkilileri. Severiz kendilerini. Yalan söylemezler onlar da. Sözlerinde dururlar. Yakın zamanda bence bu güncellemeyi yaparlar. Biz de o güncellemenin olduğu yere doğru yol alır. Haritamızda onun olduğu yere gider. Güzel maceralar yaşarız. Potato motato dedi sanki. Ne potato? Ne diyorsun? Raw food dediğin zaman raw food benden sorulur işte bak. Raw food burada. Al, dök 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 dök. Mükemmel. Sen daha vurmadın mı oraya ya? Daha vurmadın mı sen oraya? Bence çarpmış olman lazım şimdiye kadar. Çarpmışsın tabii ki. Ne kadar çirkin bir manzara. Çapayı indiriyorum. Burada da aracı bırakıyorum. Evet, bence güzel bir hatırlama yaptık kardeşlerim. Güzel bir şöyle bir oyun oldu, bölüm oldu.
Zaten çok eğlenceli bir oyundu. Bunu da hatırlamış olduk. Bir dahaki videomuzu artık güncelleme çıktığı zaman çekeriz. Umarım benim oynarken eğlendiğim, zevk aldığım kadar siz kardeşlerim de beğenmiş, eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.